Allah'tan başkalarını dost edinenlerin misali hepsi. Kim neyi dost edindiyse, ister Amerika'yı, ister İngiltere'yi, ister İsrail'i. Bunları dost edinenler şu anda Filistin'de yapılan zulme sessiz kalanlar. Bunları dost edindikleri için bu zulme sessiz kalan hainler ve alçaklar. Allah onlara diyor ki sizin o sığındığınız var ya, o dostlarınız kemeselin ankebut. Sizin misaliniz ankebutun misalidir. Örümceğin evi dayanıklı mıdır? Hayır. İnne evhenel buyut. Evlerin en zayıfı lebeytul ankebut. Örümceğin evidir. Siz en zayıfa sığınmış oldunuz yani. En zayıfa. Zayıf değil, en zayıf. Ondan daha zayıfı yok yani. Siz kendinizi güçlü bir yere sığınmış zannediyorsunuz, aldanıyorsunuz. Arkamızda Amerika var diyorsunuz. Sırtını Amerika'ya yaslayan adam kendini nasıl hisseder? Çok güçlü hisseder. Allah diyor ki, senin misalin örümcek evine sığınan adamın misali gibi. Sen sağlam bir yere sığınmadın. Sağlam bir yere sığınmadın. Bunu bil. Göreceksin. İşte bunu ne zaman söylüyor? O azaba uğrayanlardan bahsettikten sonra. Nuh'un kavmi şöyle yaptı, sonra Allah onlara böyle belasını verdi. Ad kavmi şöyle yaptı, sonra Allah belasını verdi. Semud kavmi şöyle yaptı, sonra Allah belasını verdi. Şuayb'ın kavmi, Musa'nın kavmi vesaire vesaire vesaire. Hepsinden bahsettikten sonra kısaca birkaç örnek verdikten sonra buyuruyor ki onlar böyle başkalarına sığındılar. Başka ilahlara, kendilerinin ürettiği ilahlara sığındılar. Ya da başka bir takım devletlere sığındılar. Allah'tan başkalarını dost edindiler. Halbuki böylelerinin misali ankebutun misalidir. Ankebut da bir ev yapar ve ona sığınır. Halbuki şöyle dokunuversen darmadağın olur gider. Ama insanlar böyle görmemektedirler. İnsanlar kendini böyle güçlü bir yere sığınmış hissediyor ya. Allah Azze ve Celle diyor ki Allah'tan başka bütün sığındıklarınız hiçbirinin gücü kuvveti yoktur. Gerçek güç Allah'a aittir. La havle ve la kuvve illa billah. Ne havl ne kuvve. Kıpırdama bile yok. Kıpırdayamazsınız bile. Hiçbir şey kıpırdayamaz. Hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir şey de kımıldayamaz. İlla billah. Sadece Allah ile olursa o başka. Sadece Allah iledir yani güç, kuvvet. Bir bakarsınız ki bütün gücünüz, kuvvetinizi kaybetmişsiniz. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Allah'ın dışında dost edindikleriniz, sığındıklarınız, bunların hiçbirinin gerçek gücü yok. Öyle değil mi? Bu gerçek değil mi? Sonunda aciz bir insan değiller mi sığındıklarınız? Burada ne mesaj verilmek isteniliyor? Ey insanlar, Allah'tan başkalarını dost edinmeyin. Allah'tan başkalarına sığınmayın. Allah'tan başkalarına güvenmeyin. Allah'tan başkalarına prim vermeyin. Allah'tan başkalarını ilahlaştırmayın. Onları güçlü zannetmeyin.